Merhabalar, ben Sercan. Welcome back, guys. Today, we're going to learn 20 adjectives with their opposites in Turkish. And we will see them in a sentence as well. So, let's begin. Yeni, eski. Yeni, eski. Bu oyuncak yeni. Bu oyuncak yeni. O bina çok eski. O bina çok eski. Mutlu, mutsuz or üzgün. Mutlu, mutsuz or üzgün. Bebek çok mutlu. Baksana nasıl da gülüyor. Bebek çok mutlu. Baksana nasıl da gülüyor. Bugünlerde çok mutsuzum. Bugünlerde çok mutsuzum. Hızlı, yavaş. Hızlı, yavaş. Şu hızlı arabayı gördün mü? Şu hızlı arabayı gördün mü? Bu bilgisayar çok yavaş. Bu bilgisayar çok yavaş. Büyük, küçük. Büyük, küçük. Benim bahçem büyük. Benim bahçem büyük. Senin bahçen küçük. Senin bahçen küçük. Kolay, zor. Kolay, zor. Türkçe dil bilgisi hiç de kolay değil. Türkçe dil bilgisi hiç de kolay değil. Matematik sınavı çok zordu. Matematik sınavı çok zordu. Tembel, çalışkan. Tembel, çalışkan. Şu öğrenci gerçekten çok çalışkan. Şu öğrenci gerçekten çok çalışkan. Bugün çok tembelsin, yataktan çıkmıyorsun. Bugün çok tembelsin, yataktan çıkmıyorsun. Pahalı, ucuz. Pahalı, ucuz. O restoran çok pahalı. O restoran çok pahalı. Bu gömlek ucuz. Bu gömlek ucuz. We sometimes use ucuz to mean that something has a very bad quality. And uygun is another word that we use when we think that a price is acceptable and good. Uygun. Baksana, bunun fiyatı çok uygun. Baksana, bunun fiyatı çok uygun. Güzel, çirkin. Güzel, çirkin. Onun gözleri çok güzel. Onun gözleri çok güzel. Ne kadar çirkin bir şey bu böyle? Ne kadar çirkin bir şey bu böyle? Sıcak, soğuk. Sıcak, soğuk. Çay hala çok sıcak. İçemiyorum. Çay hala çok sıcak. İçemiyorum. Dün hava çok soğuktu. Dün hava çok soğuktu. Temiz, kirli. Temiz, kirli. Tuvalet dün çok kirliydi. Tuvalet dün çok kirliydi. Banyo bugün tertemiz. Banyo bugün tertemiz. Açık, kapalı. Açık, kapalı. Binanın kapısı açık. Binanın kapısı açık. Pencere kapalı. Pencere kapalı. Aydınlık, karanlık. Aydınlık, karanlık. Bu oda
aydınlık. Bu oda aydınlık. Yatak odası karanlık. Yatak odası karanlık. Uzun, kısa. Uzun, kısa. Mehmet'in saçları kısa. Mehmet'in saçları kısa. Gidecek uzun bir yolumuz var. Gidecek uzun bir yolumuz var. Genç, yaşlı, o ihtiyar. Genç, yaşlı, o ihtiyar. Artık genç değilim. Artık genç değilim. Şu yaşlı hanımefendi her gün yürüyüş yapar. Şu yaşlı hanımefendi her gün yürüyüş yapar. Ağır, hafif. Ağır, hafif. Bu kutu hiç de ağır değil. Bu kutu hiç de ağır değil. Şu hafif torbaları ben taşıyayım. Şu hafif torbaları ben taşıyayım. We use hafif and ağır for scents and smells as well. Parfümünün kokusu çok hafif. Nereden aldın? Parfümünün kokusu çok hafif. Nereden aldın? Yemeğin kokusu çok ağır. Yemeğin kokusu çok ağır. And we use them to describe the food as well. And ağır is also used to describe a task or a duty as well. Bu ağır görevi sana veriyorum. Bu ağır görevi sana veriyorum. İyimser, kötümser. İyimser, kötümser. İnsanlığın geleceği hakkında hala iyimserim. İnsanlığın geleceği hakkında hala iyimserim. Kötümser insanlarla konuşmak gerçekten yorucu. Kötümser insanlarla konuşmak gerçekten yorucu. Cimri, cömert. Cimri, cömert. O çok cimri bir kişi. O çok cimri bir kişi. Bizim köyün zengin insanları oldukça cömerttir. Bizim köyün zengin insanları oldukça cömerttir. İyi, kötü. İyi, kötü. İyi insanlara ihtiyacımız var. İyi insanlara ihtiyacımız var. Çok kötü bir kaza olduğunu duydum. Çok kötü bir kaza olduğunu duydum. And as you know, we use iyi and kötü for a lot of things. Kaba, kibar or ince. Kaba, kibar or ince. Bu davranışın çok kabaydı. Bu davranışın çok kabaydı. Çok incesiniz. Teşekkürler. Çok incesiniz. Teşekkürler. İnce also means thin, the opposite of thick. But it is used to mean polite as well. Hasta, sağlıklı. Hasta, sağlıklı. Bugün hastayım. İşe gitmiyorum. Bugün hastayım. İşe gitmiyorum. Sağlıklı bir hayat hepimizin hayali. Sağlıklı bir hayat hepimizin hayali. Düzenli, dağınık. Düzenli, dağınık. Masa yine çok dağınık. Masa yine çok dağınık. Odan çok düzenli. Buraya gelmek bana keyif veriyor. Odan çok düzenli. Buraya gelmek bana keyif veriyor. All right, guys. Today we have learned some vocabulary. I hope you found this lesson helpful. If you have any questions, please let me know. So, thanks again
See you in the next videos. Görüşmek üzere.